Merhaba arkadaşlar. 3D yayınlarından logaritma sorularına devam ediyoruz. Birinci sorumuz. X kare eksi 2009 x artı 1 eşittir 0. İkinci dereceden denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre logaritma x1 tabanında x2 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi hatırlayalım. X1 artı x2 toplamı x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a'ydı. X1 çarpı x2 çarpımı da eşittir c bölü a'ydı arkadaşlar. Şimdi bize buradan x1 artı x2 ne çıkacak? 2009 bölü 1'den 2019. 2019 bölü 1'den 2019. X1 çarpı x2 de 1 bölü 1'den 1 olacak. Yani x1 çarpı x2 eşittir 1 ise her tarafı ne diyelim? X1'e bölelim. X2 eşittir 1 bölü x1 bulunur arkadaşlar. Şunu istiyor bizden. Yani logaritma x1 tabanında x2. X2 yerine de 1 bölü x1, daha doğrusu x1 üzeri eksi 1 yazabiliriz. X1 üzeri eksi 1 yazdık. Bu eksi 1 başa geçeceği için eksi 1 çarpı logaritma x1 tabanında x1. Burası da 1 olur. Yani sonucumuz da B şıkkı olur arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Yukarıda grafiği verilen y eşittir logaritma a tabanında x fonksiyonunda ab eşit ac demiş. Yani bir ikiz kenar üçgen var. AB AC'ye eşitmiş. Sonrasında da alan ABC'yi 78 saymış. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu noktayı belirleyelim. Bir kere logaritmanın 0 olduğu yer içerisinin 1 olduğu yerdir. Yani bu B noktasının apsisi 1'dir. Pekala. Şurası 3'müş. Yani şu uzunluk 3 birimmiş. Burası buraya eşit olduğu için 3 birim diyeceğiz. Anlayacağımız kadarıyla şuradaki ifadenin yani logaritma a tabanında x ifadesinin 3 olması için x eşittir a küp olması gerekir arkadaşlar. Pekala. Şuradaki apsis noktası da a küpmüş. Şimdi burası buraya eşittir. İkizkenar üçgende indirilendik. Tabanı iki eş parçaya böler. Burası da bir birim olduğuna göre buradaki uzunluk a küp eksi 1 olur. Şimdi bizim için alan neydi? Taban. Taban burası buraya eşit olduğuna göre 2 tane a küp eksi 1'dir. Çarpı yükseklik 3 bölü 2. Bunun sonucu 78'miş. Bunları birbirine böldüğümüzde bunları da birbirine bölersek a küp eksi 1 eşittir 26 bulunur. Karşıya attığımızda a küp eşittir 27. Buradan a eşittir 3 olarak bulunur. Zaten bize de a'yı soruyordu arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Aşağıda bir sekreterin dosya depolama klasörü gösterilmiştir. Dosyaların boyutları altlarında yazılmıştır. Sekreter dosya düzeni için dosyaları boyutlarına göre küçükten büyüğe doğru 1-2-3 şeklinde sıralayacaktır. Bu işlemi gerçekleştirirken seçtiği iki dosyaya yer değiştirme işlemi uygulamaktadır. İki dosya arasında yapılan yer değiştirme bir hamle olarak adlandırıldığına göre sıralamayı gerçekleştirmek için en az kaç hamle yapmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bunlara 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersek işler biraz karışabilir. O yüzden bunlara buna A diyelim, buna B diyelim, buna C diyelim, D diyelim, E diyelim ve F diyelim. Şimdi A dediğimiz sayı logaritma 2 tabanında 24. Logaritma 2 tabanında 16 nedir? 4'tür. Logaritma 2 tabanında da 32 5'tir. Bu logaritma 2 tabanında 24 olduğuna göre demek ki 4 ile 5 arasında. Yani A dediğimiz sayı küçüktür 5, büyüktür 4'ten diyeceğiz. Tamam. Şimdi 12 3 üzeri 3'ün karesi olsa arkadaşlar şöyle yazalım. Logaritma 3 tabanında 12. 3 şurası 9 olsa 2 olur. 27 olsa 3 olur. Demek ki bu ifade 2 ile 3 arasında. Yani B dediğimiz sayı 3'ten küçük, 2'den büyük. Pekala. C dediğimiz sayı arkadaşlar logaritma 48 tabanında 48 olsaydı bu 1 olurdu. Fakat burası 9. Yani 1'den de küçük bir sayı. Dolayısıyla C dediğimiz sayı 1'den küçük, 0'dan büyük bir sayı. Sonrasında logaritma 3 tabanında 5 var.
D dediğimiz sayı logaritma 3 tabanında 5. Yani 3 olsaydı 1 olurdu. Demek ki bu D dediğimiz sayı da 1'den büyük, 2'den küçük bir sayı. Diğeri logaritma 3 tabanında 245. 243 olsaydı 5 olurdu. 245 de 5'ten büyük. Yani E dediğimiz sayı küçüktür, 6'dan büyüktür, 5'ten olacak. F'ye geldik. Şimdi logaritma kök 2 tabanında 8. Arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Yani iki tarafında karesini alabilirsiniz. Tabii 8 2'nin küpü. İki tarafında karesini alırsanız logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6. Bu da 6 yapacak. Yani bizim F dediğimiz sayı da 6'ymış. F de eşittir 6'ymış. Pekala. Şimdi öncelikle bunları bir sıralayalım. Bunlar arasında en büyüğü F olur arkadaşlar. En büyük ifade F olacak. Sonrasında E olacak. Tamam. Sonrasında A olacak. Sonrasında ne olacak? B olacak. D olacak. Sonrasında B. Sonrasında D. Ve sonrasında da C olacak arkadaşlar. 3, 6 tane sayı sıraladık. Şimdi bunların yerini değiştireceğiz arkadaşlar. Ben şu A'yı D ile değiştirsem, şu A'yı D ile değiştirsem, burası D olur, burası da A olur. Şu an birinci hamlemizi yaptık. Sonrasında A'yı başa almam lazım. O zaman A ile de C'yi yer değiştireyim. A oldu, C oldu. İkinci hamlemizi de yaptık. Sonra da B ile C'nin yerini değiştirirsem B olur, C olur. A, B, C, D, E, F şeklinde sıralamış olduk. Yani 3 hamlede bu işlem tamam olur arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. İkinci dereceden denkleminin birbirinden farklı iki gerçel kökü vardır. Arkadaşlar burada farklı iki gerçel kök dediği için ne diyeceğiz biz? Bu denklemin deltası sıfırdan büyüktür. Pekala, denklemin deltası yani B kare eksi 4 AC. B dediğimiz şey eksi 4, karesi 16 eksi 4 çarpı A'mız 1 çarpı C'miz de logaritma 2 tabanında A eksi 2 imiş. Bu ne olacaktı? Büyüktür, sıfırdan olacak. Şuradaki ifadeyi olduğu gibi karşıya atarsak 16 büyüktür 4 çarpı logaritma 2 tabanında A eksi 2. Buradan 4'e bölersek 4 büyüktür logaritma 2 tabanında A eksi 2 olur. Şimdi 4'ten küçükse bu ifade, yani şurası 2 üzeri 4'ten küçük olmalı. A eksi 2 küçüktür. Küçüktür. 2 üzeri 4 diyoruz. Ve büyüktür. Burası mutlaka sıfırdan da büyük olmalı. 2 üzeri 4 16'dır. Yani A dediğimiz şey ne diyelim? Büyüktür 2'den, küçüktür 18'den. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attığımızda demek ki 2 ile 18 aralığında olacak arkadaşlar. Sıradaki ve son sorumuz arkadaşlar. Fonksiyonu tanımlanıyor demiş. Fm artı 4 eşittir f24 artı f24 çarpı f20 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi öncelikle arkadaşlar f24 ile f20'yi bulalım. 24 nereye uygun? Buraya uygun. O zaman burada yerine yazacağız. F24 eşittir. Logaritma 3 tabanında 24 eksi 8'den 16 olacak. Yani o da eşittir. Logaritma şuraya yazalım. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri 4. 4 de başa gelirse 4 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Bu birincisi. Şimdi neyi bulacağız? F20'yi bulacağız. F20 eşittir. Ne olur arkadaşlar? Burada yerine koymak lazım. Logaritma 4 tabanında 4 kere 20 80. Bir daha 81 olur. O da eşittir. Logaritma 2'nin karesi tabanında 3 üzeri 4. Burada 4 bölü 2 diye başa gelirse 4 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. 4 bölü 2 de 2'dir diyoruz. Şimdi f24 çarpı f20 diyor. Yani 4 çarpı logaritma 3 tabanında 2 çarpı 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Şimdi şu 2 ile 4'ü çarparsak 8 çarpı logaritma 3 tabanında 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Bunlar birbirine sadeleştirecek. Sonuç 1 olacak. Yani f20 ile f24'ün çarpımı 8'miş. Pekala.
f'de m artı 4 eşittir 8 diyor arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonun sonucu nasıl 8 olur? Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 8 ya da logaritma 4 tabanında 4 üzeri 8 olması gerekiyor. 3 üzeri 8 de olsa 4 üzeri 8 de olsa ikisi de 20'den büyük olduğu için arkadaşlar ben şuradaki denklemi kullanmalıyım. Yani bu ifade çöktü. Şuraları bir silelim arkadaşlar. Buralar bize lazım olacak. Şimdi o zaman f'de m artı 4'ü bir uygulayalım. F'de m artı 4 eşittir. Burada uygulayacağız demiştik. Logaritma 3 tabanında m artı 4 eksi 8 olur. Bunun sonucunun biz 8 olmasını istiyoruz. O zaman üstel fonksiyona dönelim. 3 üzeri 8 eşittir. M eksi 4 olarak bulunur. 4'ü de bu tarafa atarsak 3 üzeri 8 artı 4 eşittir M şeklinde buluruz. Yani cevabımız da C şıkkı olur arkadaşlar. Evet, umarım soruları beğenmişsinizdir. Hepinize iyi çalışmalar.